Merhabalar. Bilindiğiniz üzere kahve dünyada yükselen bir trend. 20-25 yıla baktığımızda farklı alanlardaki atılımlarla büyüme trendinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini görüyoruz. Türkiye pazarına bakıldığında ise 1980'lere kadar genelde Türk kahvesinin tüketildiğini görüyoruz. 1980'lerde hazır kahvenin de pazara girmesi ve tüketiciyle buluşmasıyla kahvenin bir anlamda büyümesi ivme kazandı. 2000'li yılların başında ise karışım kahvelerin de sunulmasıyla pazarın büyüklüğünün bir anda 3 katına çıktığını görüyoruz. Özellikle Türkiye geneline baktığımızda kahvenin hazırlanmasında küçük çapta başlangıçta bir sorun yaşandı. Kahveyi fazla koyarsanız acı, sütünü fazla koyarsanız kahvesi az oluyordu. Tabii bu konuda öğretiler ve deneyimler gittikçe uygulama ve damak tadına yönelik sorunlar da zaman içerisinde giderildi. Karışım kahveler tüketicinin beklediği tadı verme açısından güzel bir örnek oluşturdu ve pazarın hızla gelişmesinde neden oldular. Ardından kahve zincirlerinin artması ve üçüncü nesil kahve markalarının ülkemizde giderek yaygınlaşmasıyla da kahvenin bilinirliği iyice arttı. Şu anda toplam gıda sektörüne baktığımızda son 5 yılda en hızlı büyüyen kategori soğuk kahve. Hem değer olarak hem de bardak ve kupa sayısı olarak diyebiliriz. Ardından sıcak kahveler ve kahvenin diğer versiyonları geliyor. Zaman sürecinde de kahvenin bu şekilde bu oranlarda devam edeceği tahmin ediliyor. Tüketicilerin tercihlerine baktığımızda ise Türkiye'de çok sert, çok yoğun kahvelerin pek talep görmediğini görüyoruz. Sütlü, daha yumuşak tatlıki kahveler tercih ediliyor. Tüketimin yaklaşık %80'ini sütlü kahveli ürünler oluşturuyor. Daha koyu kahvelerin oranı ise %20 civarında. Yalnız buna Türk kahvesini de dahil ettiğimiz zaman bu oran %50-%50 düzeyine tekabül ediyor. Buna karşın son dönemde çok sık duymaya başladığımız üçüncü dalga kahve veya nitelikli kahve gibi sözcükler ne anlama geliyor, neyi içeriyor? İstanbul'un yeme içme açısından öne çıkan semtlerinden Nişantaşı, Cihangir, Moda gibi yerlerde açılmaya başlayan üçüncü dalga veya nitelikli kahveciler kısa sürede diğer semtlere de yayılmaya başladılar. Peki üçüncü dalga kahve nedir? Öncelikle üçüncü dalganın Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yeni bir kavram ve yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Kendisinden önce kahve piyasasında var olan birinci ve ikinci dalga olarak adlandırılan kahve yapma yöntemlerinde kahvenin yetiştirme, kavrulma, demleme ve sunum süreçlerinde farklılaşmasıdır üçüncü dalga. Bu sözcükler aslında kahve piyasası bakımından kronolojik bir sıralamayı da içerir. Üçüncü dalga kahve akımı nasıl ortaya çıktı, bu akım nasıl fark yarattı, kısaca bu sürece bir bakalım. Bundan önce birinci ve ikinci dalga kahveler ne anlama geliyor? Bunları özetlersek, birinci dalga kahvecilik adı verilen süreç kısaca sıcak suda hızlı çözünen ve içilen kahveler diyebiliriz. 1900'lü yıllar kahvenin toz olarak satışa sunulduğu dönemleri içeriyor. Bu yıllarda Hills ve Austin isimli mucitlerin bulduğu yöntemle kahve ilk kez vakumlu poşetlerde satılmaya başlandı ve bu sayede kahvenin kullanım ömrü uzadı. Kahvenin bekleme ömrünün uzaması, kahve ticaretinin de dünya genelinde yayılmasına ve tüketiminin artmasına olanak sağladı. Aynı yıllarda kahvenin daha kolay bir şekilde suda çözülebilmesini isteyen uzmanlar çeşitli kimyasal yöntemlerle işlemi hızlandırdılar ve kahveye bazı eklentiler yaptılar. Sonunda kahve bugünkü formuna ulaştı. Özetle birinci dalga dediğimiz kahve, üzerine sıcak su eklenerek tüketilen kahvedir. İkinci dalga kahve türü ise kahvede doğal dönüşümün sembolüdür. Sanatta neoklasik döneme denk gelen dönemi baz alırsak,
İkinci dalga kahvede, kahve kültürüne de kahvenin neoklasik dönemi diyebiliriz. Kahve çekirdeklerinde kaliteye çok önem verilen bu dönemde çok sayıda yeni demleme metotları geliştirildi. Soğuk demleme, espresso, cappuccino, latte gibi kahve çeşitleri bu dönemde ortaya çıktı ve kahvenin ikinci boyuta taşınmasına olanak sağladılar. Kahve uzmanları için en gözde dönemlerden olan ikinci dönem, 60'lı yıllardan bu yana varlığını sürdürüyor ve hala devam ediyor. 60'lı yıllarda kahve üzerine açılmış olan zincir satış noktaları da ikinci dalganın bugüne dek sürdürülmesine yardımcı oldular. Dünya çapındaki kahve zincirlerinin yaygınlaşmasında kahveye yüklenen anlam bu dönemde daha da çoğaldı. Özetle ikinci dalga, espresso bazlı içecekler ve bölgesel çekirdekler satan global kahve zincirlerini kapsıyor. İkinci dalga kahveciler, mekanları ve sunum şekilleriyle kahveye kafein ihtiyacının ötesinde başka anlamlar da kazandırdılar. Espresso bazlı içecekler, aromalı kahveler, kahve mekanlarında bir araya gelmek, insanların kahve üzerinden bir ilişki kurmalarına da neden oldu. Ancak ikinci dalga kahveciler kahvelerini endüstriyel bir şekilde ürettiler, işlediler ve sunuyorlar. Gelelim üçüncü dalgaya. Üçüncü dalga kahve akımı nedir? Üçüncü dalga kahve akımı, kahve yapmanın adeta bir zanaata dönüştüğü, özel kahve türlerinin kendilerine özgün metotlarla hazırlandığı akım olarak akım diyebiliriz. Kahve gurmeleri için çok özel tatlar hazırlayan üçüncü dalga kafeler, bilgi ve beceri gerektiren çeşitli yöntemlerle pişirme işlerini gerçekleştirirler. Dünyanın çeşitli yörelerinden getirilen ve her biri çok farklı aromaları içeren kahve çekirdekleri, çeşitli sıcaklık derecelerinde, özel sularda ve özel ekipmanlarla pişirilirler. Üçüncü dalga kahvecilik yönteminde kahvenin pişirildiği ekipmanlar, kahve çekirdeğinin türü, hasat dönemi, kavrulması ve kavrulmanın süresi, demleme süresi, dinlenme süresi, aroma sertliği gibi çok sayıda konu oldukça önem arz eder. Bu noktaların her birisine özen göstererek hazırlanan kahve farklı ve daha özel bir şekilde de sunulur. Üçüncü dalga daha önceki akımlardan birçok yönüyle de ayrılan ve kahveye bir zanaat ürünü gibi değer biçilmesine neden olan bir yaklaşımdır. Üçüncü dalga ve nitelikli kahve bu noktada kesişirler. Nitelikli kahve ise özel bazı coğrafik bölgelerde yetişen, lezzetli bir aroma ve tat profiline sahip kahvelere verilen bir sıfattır. Üçüncü dalgada moka pot, soğuk demleme, ibrik cezve, damıtma, French press, fiber filtre gibi pişirme yöntemleri kullanılır. Üçüncü dalganın ekipmanlarına geldiğimiz zaman, üçüncü dalga ekipmanlarının sürekli görmeye ve kullanmaya aşina olduğumuz ekipmanlardan oldukça farklı olduklarını söylemek yanlış olmaz. Hatta yan yana geldiklerinde bir laboratuvardaki bir takım analiz ekipmanlarına benzediklerini de söyleyebiliriz. Her birinin özellikleri ve sundukları lezzetler birbirinden farklı. Damak tadı kişiden kişiye göre değişen, herkesin deneyerek kendine en uygun lezzeti karışımı bulabileceği kişiye özgü kahve üretilebilir bu yöntemle. Bu ekipmanlar nelerdir? Bu ekipmanlar Semix, üçüncü nesil kahve demleme yöntemlerinden en bilinendir. Kullanılan kağıt filtresi daha kalın olduğu ve içine kahve parçacıklarını tutarak kahveye daha berrak bir görünüm ve lezzet kazandıran bir ekipmandır. V60 tercih edilen başka bir denleme yöntemidir. Semix'e göre daha pratik olmasından dolayı daha çok tercih edilen bir sistem. Aeropress demleme yöntemleri arasında daha az bilineni, hafif ve kolay taşınabilirliğinden ötürü daha pratik olması
olan bu yöntem basınçla çalışıyor. Sifon, diğer basınçla çalışan bir demleme yöntemi. Mokapot ise daha çok espresso için kullanılsa da üçüncü dalga kahvecilikte kahve demlemede de kullanılan bir yöntem. Bu sözcüklerin nasıl ortaya çıktığına baktığımızda, nitelikli kahve sözcüğü 1970'li yıllarda kullanılmaya başlandı. Nitelikli kahve ilgili kurumların bugünkü bilinen kısa adıyla SCA'nın ortaya çıkmasıyla bu alandaki insanlar birleşir ve kalite kriterlerine ilişkin esasları belirlerler. Nitelikli bir kahve, SCA kriterlerine göre 100 üzerinden 80 ve üstü puan almalıdır. Bu kriterler, kahvenin yetiştirdiği toprağa, iklim koşullarına, işlenmesine, nasıl kavrulduğuna, öğütüldüğüne, demlenmesine ve tüm bunların sonucunda nasıl bir aroma ve tat vereceğine odaklanır. Dalga ismi ise 2003 yılında Tyrish Rotgeb isimli bir butik kahvecinin bir kahve kavurma bültenine yazdığı yayınla ortaya çıktı. Rotgeb, kahve piyasasının o güne kadar yaşadığı değişimleri özetlemek ister ve birinci, ikinci, üçüncü dalga sözcüklerini kullanır. Sonrasında bu sözcükler kahvede dönemleri simgeler hale dönüşürler. Ona göre hepsinin ayrı bir felsefesi, avantajı ve dezavantajları vardır. Kahve piyasasındaki üçüncü dalga yaklaşımı, kahvenin tarladan fincana kadarki yolculuğunda rolü olan tüm aktörlerin, üretici, ithalatçı, kavurmacı ve baristaların emeğine değer verir. Üçüncü dalga kahveci, kahvesini hazırlarken nitelikli bir çekirdek kullanmak zorundadır. Kahvesini nitelikli kahve kriterlerine uygun olarak seçer ve kahvenin karakteristik lezzetini ön plana çıkaracak şekilde kavurur, demler ve sunar. Ancak üçüncü dalga kahve işletmelerinin hızla çoğalması sonrasında kahve çiftliklerinin durumları ve tedarik zincirlerinde aracı kurumların rolü hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Ayrıca bize sunulan bir kahvenin nitelikli olup olmadığı, kavurma ve saklama koşulları gibi kahve kalitesi üzerinde hayli etkili olan unsurların pek çok kahvecinin belirsiz bıraktığı noktalar arasında yer aldığını görüyoruz. Diğer taraftan üçüncü dalga kahveciliğin en güzel yanlarından biri de kendi evinizde kendi kahve pişirme yöntemlerinizi bulmanıza olanak sağlaması ve sizi kahve hazırlamaya yönlendirmesidir. İsterseniz farklı çekirdek ve türlerini kullanarak kahve hazırlığınızı bir hobiye dönüştürebilirsiniz. Farklı yörelere ait kahve çeşitlerinden yeni aromalar oluşturabilir, kendi pişirme yöntemlerinizi geliştirebilir, böylece ailenize ve misafirlerinize benzersiz bir kahve deneyimi sunabilirsiniz. Birbirinden lezzetli kahve çekirdeklerini kullanarak hem keyif alabilir ve hem de damak zevkinize en uygun kahveyi kendiniz yapabilirsiniz. Yapacağınız karışımlarla ve pişirme yöntemleriyle kendi damak tadınıza özgü kendi kahvenizi üretebilirsiniz. En iyi kahveye gelince, kısaca en iyi kahve, damağınıza hitap eden kahvedir. Tabii ki belli standartlar var ve bunlara uymak durumundasınız. Kavururken, demlerken, hazırlarken. Ama siz o standartları kişiselleştirerek size hitap eden ve zevkle içeceğiniz bir kahve yapabilirsiniz. Özetle, size ne lezzetli geliyor ve neyin tadını seviyorsanız sizin için en iyi kahve odur.